Yaklaşık 2,5 sene bir demokratik barış ve çözüm süreci Türkiye'de sürdürüldü. Bu çözüm sürecinin en önemli noktası neydi? Yani bazıları diyorlardı ki efendim 2,5 sene bir çözüm süreci gerçekleşti fakat esasında hiçbir değişiklik olmadı. Yani başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında çözümler üretilemedi. Bu söylemin doğruluk payı vardır. Fakat bu sürecin bizim açımızdan en önemlisi bu 2,5 sene zarfında kanın akmamasıydı. Bizim açımızdan çatışmaların olmadığı bir süreç, savaşın devam etmediği bir süreç ve insanların ölmediği bir dönem bizim açımızdan en önemli bir kazanımdır. Çünkü bir insan bütün dünyaya bedeldir. Ölen bir insanı asla yerine getiremezsiniz. Defalarca özür dileseniz, taziyesine gitseniz, kendisine rahmet dileseniz dahi o insan artık aramızdan ayrılmıştır. İnsan varlığının en önemli durumu bu dünyada özgürce yaşamasıdır ve eceliyle ölmesidir. Ama maalesef bugün Orta Doğu'ya baktığımızda, özellikle de ülkemize baktığımızda her yerde halklar kan revan içindedir. Bütün bu şiddet olaylarında hayatını kaybeden, fark yapmadan bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Buradan iktidara sesleniyoruz. Buradan PKK'ya sesleniyoruz. Savaş asla çözüm değildir. Biz sorunlarımızı çatışmayla birbirimizi öldürerek çözemeyiz. 21. yüzyılda bu politikaların reddedilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bu şiddet politikalarını bütün kalbimizle reddediyoruz. Bakın işte önümüzde bizim bir şans var. Türkiye'de 2,5 senedir devam eden bir çözüm süreci vardı. Bütün Türkiye'li halklar bu çözüm sürecini desteklediler. Ve onun sonucunda da Dolmabahçe Deklarasyonu ilan edildi bütün Türkiye'ye. İşte Dolmabahçe'deki deklarasyon yalnız Kürt sorunuyla ilgili bir deklarasyon değildi. Türkiye'de yeni sivil demokratik bir anayasanın yapılması ve Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasinin Türkiye'de gerçekleşmesi ve ilk defa Türkiye'de bütün farklı halkların ve farklı inançların haklarının anayasal güvenceye alınacağı bir deklarasyondu bu. Barış bizim için hayatidir. Bizim için en önemli unsurlardan birisidir. Biz de bana göre tamamıyla görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Demokratik siyasetin güçlenmesi her yerde şiddete, hangi şiddet olursa olsun, kimden gelirse gelsin karşı durduğumuzu ve bu ülkede demokratik bir cumhuriyete ulaşmamız için öncünün ana muhalefetin bizim olduğumuzu bütün dünyaya da göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan bu kongrenin tekrar çözüm sürecinin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. En büyük arzumuz bir an önce bu ölümlerin durmasıdır ve ülkemize barışın getirilerek yeni sivil demokratik bir anayasada herkesin eşit olabileceği ve herkesin kendisinden gurur duyabileceği demokratik bir cumhuriyetin inşası umuduyla hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.